Bu camlar halen orada duruyor. Bak. Deprem esnasında bu camlar buraya yaslıydı. Vallahi. Daire bu şekil. Şu anda binam seviyesi %95'lerde. Çevre şehircilikte yaz çıktığı anda aileler taşınmaya başlayacak. Çünkü dükkana bir aile eşyanı getirip bıraktı. Binamda hasarsız olduğu için izin çıktığı anda belediyede yapı denetim bana haber verecek. Ondan sonra ben izin vereceğim. Aileler hepsi taşınacak. Kara sıvaya su vermezsen ya güneşte erir biter ya da bu tür depremlerde hepsi çatlar gider. Bak hiç binamda çatlak yok. Hamdolsun ki misal çatlakların olmamasının sebeplerinden birisi de duvar yaparken duvarcı şu bölgelere takuz vuruyor. Deprem esnasında sallandığı zaman o takuz tutuyor. Bazılar takuza bile gündeme almıyor. Hemen duvarı bitir, üstüne alçı çek ki. Doğru. Tuz almasın, benim binama bu eski binanın pisliği değmesin diye ben buna bile müsaade etmedim. Arka tarafta hamdolsun bir çizik kaydı yok. Evet. Akçoğlu Caddesi'nin çok binası hasarlı ya. Çok binası. Bu inşaatı temelden şu an seviye %94'lerde başında beri taşeron ekibiyle beraberim. Binamda herhangi bir çatlak yok, herhangi bir sıkıntı yok. Ben binamı birinci depremden sonra çevre şehircilik ve yapı denetimi hasarsız olarak teslim ettim. Herhangi binamda herhangi bir sıkıntı yok. Binada sıkıntının olmamasının sebeplerinden birisi zamanında ve düzenli sulanmak, demircinin ve kalıpçı, kara sıvacı bunların başında beklemek, eksik demir atılmaması, gününde işini takip etmesi. Bence gününde takip edersen herhangi bir bina yıkılmaz. Ben bu kolonlara da 14'lük demir kullandım. Ona göre de mimarın ve statik projeye göre her şey uygun yaptık. Herhangi bir eksiğimiz yoktu binada. Peki, binada yapı denetimde, çevre şehircilikte depremden sonra geldiler. Bizzat içini gezdirdiler. Herhangi dükkan dahil bir çatlağımız yok. Biz kapılar takılırken depremden önce oraya artan camlar oradaydı. Duvara yaslanmıştı. O camlar dahil yerinde oynamamış. Depremden önce yapı denetimde zemin etütü, özellikle zemin etütü bizzat ben başındaydım sontaj vururken. 3 yerde sontaj vurdular. Sontajı ben takip ettim. Ben o zaman da başlarındaydım. Etüt çalışmasında ben bizzat başlarındaydım. Ayrılmadım. Bu binam herhangi bir çatlak yoktur. Yani dış cephede bakabilirsin. İçeride de aynı dükkan seviyesi. Bu durumda herhangi kirişlerde veya kolonlarda bir çatlak yoktur. Ben Farikaya'da da 10 katlı bir bina yaptım. Aynısı sahipleriyle görüştüm, sattım ailelerle. Ondan sonra oradaki yöneticiyle depremden sonra görüştüm. O binam da bu şekil. Niçin bu binam böyle sağlam kalması? Zamanında betonu dökerken başlarında bekliyorum. Demirci demiri bağlarken başlarında bekliyorum. Yani bir müteahhit gidip de ofiste oturmayla bu işler olmaz. Bir müteahhit yeri işi yapıyorsa ofiste değil inşaatın başında olursa bence o bina yıkılmaz. Ben çeyrekte yetişmeyim. Ben yaşım şu an 43, 20 yaşında beri ben inşaat sektörünün içindeyim. Her aşamasını biliyorum. Statiği biliyorum, mimariyi biliyorum, demiri, kalıbı, duvarı, betonu tamamını biliyorum. Ben çeyrekte yetişmeyim. Bazılar gibi gidip de tıpı okuyup da gelip de inşaat yapmıyorum.